Geldim bugün sizlere Ibis Paint X nasıl kullanılır onu göstereceğim. Giriyoruz Ibis Paint X'e giriyoruz. Şimdi buradan resim yerleştir diyorum. Sonra buradan istediğimiz bir resmi seçiyoruz. Mesela ben şunu seçiyorum. Şöyle seçtim. İptal. Şimdi buradan artıya tıklıyoruz. Sonra dilediğimiz gibi boyuyoruz. Şöyle ben şu an bunun için boyayacağım. Şöyle kırmızıya boyuyorum. Şöyle boyayalım. Şimdi şöyle boyadık ya, boyadık zannedelim. Şimdi buraya tıklıyorsunuz. Hani buradan artı eklediğimiz yer. Şuraya artı ekle. Buradan artıya basıyorsunuz. Sonra boyuyorsunuz. Onu söyleyeyim. Sonra boyadınız. Tamam, boyadınız. Sonra güzel. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra burada normal yazısı var. Ona tıkladınız. Sonra buradan biraz aşağı iniyorsunuz. Ve burada yumuşak açık var. Ona tıkladınız. Böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Sonra dilediğiniz gibi böyle de boyayabilirsiniz. Rengi değiştirseniz bile olmuyor. Sadece normaliyle bastığınızda oluyor. Bu arada diğerlerini de şöyle doyunlukta böyle rengarenk yapıyor. Ama şu an olmadı. Bende turuncu oldu. Böyle de boyayabiliriz. Şöyle devam edelim. Sonra şöyle. Sonra böyle boyuyoruz. İşte boyuyoruz. Sonra şurayı da boyayayım. Rose'nin saçları çok güzel ama. Değil mi? Şöyle boyuyoruz. Bu fotoğrafı da çok şirin. Bu fotoğrafın ben profil fotoğrafım yapmıştım. Ama geri sildim. Tamam. Şimdi şurayı da biraz boyatsak. Tamam. Biraz değişik oldu ama. Şimdi ruju ekleyelim. Buradan ben ruju böyle bir renk yapmak istiyorum. Kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Kırmızı bir ruj. Kırmızı rujlar zaten çok kullanılıyor. Ya da bu turuncu. Turuncu çok kullanılmıyor turuncu olarak. Yani kırmızı kullanılıyor. Şöyle şuradan bunu küçültüyorum. Bu arada ilk defa bandajı çektim. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Sesim çok çıkmamış. Çünkü bandajımdan ses gitmiyor. Yazarak yapmam gerekiyor. Ben onu yazacağım. Sonra bu arada durduramıyorum. Nasıl durduracağım? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Böyle oluyor. Kaşlarını boyamamıza gerek yok. Boyadığımızda zaten çok kötü duruyor. Bakar mısınız? Bakın çok kötü duruyor. O yüzden geri gitmek için oraya tıklıyorsunuz. Sonra böyle burası neresi diye bakıyorsunuz. Sonra buradan özele tıklayabildiğinizde sizin özelleriniz çıkıyor. Aramak istemediniz. Şöyle. Ben böyle büyüteyim. Şimdi böyle büyütsünüz. Böyle gördüğünüz gibi her yeri boyayalım diyorsun. Tamam, anladık. Peki nasıl kaydedeceğiz? Bunu bilmiyorsunuz. Böyle bir şey. Bu ne bilmiyorum. Böyle bir şey işte. Ha, bu bayağı geri başlatmış şeyim. Nasıl kaydedeceğim? Onu hemen göstereceğim. Mesela silmek istiyorsunuz. Şuradakine tıklayacaksınız. Bakın buradakine tıkladınız. Şimdi tıkladınız. Böyle bir şey oldu. Şimdi silmek istiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz yazdığınız yerin oraya. Böyle üstünü boyuyorsunuz. Bakın ne güzel işte gitti. Böyle doğal bir şekilde. Gözünü boyuyorsunuz. Sonra siliyorsunuz.
öyle ama böyle geri basmak istediğinizde böyle silgi bakın kocaman olabiliyor ama baya bakın tek dokunuşta bakın tek dokunum 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 dokunum. Ay biraz sıkıntı oldu ama. Şimdi şöyle ben biraz daha boyamak istiyorum. Bu arada 2000 izlenmeye ulaştık. Gerçekten çok teşekkürler. Şöyle biraz silgi silgi silgi. Mesela böyle bir şey yaşadınız. Sonra silgiyi alıyorsunuz. Böyle siliyorsunuz. Kaydet beni bilmiyorsunuz. Hemen uygulamadan çıkacaksınız. Sonra ayarlardan böyle. Şimdi şöyle çıktınız ya. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Sonra buradan böyle silik. Şimdi sonra geri geliyoruz. Geri geliyoruz. Peki neden geri geliyoruz? Fake gördüğünüz gibi indi. Mesela başka bir şey yapmak istiyorsunuz. Sonra indi. Yani yanlış yaptınız aşağıdan hemen tık diye düzenleye tıklayabiliyorsunuz. Mesela böyle bir şey işte. Gacha Life. Gacha Life'ı çok sevmeye başladım artık. Bu karakterler çok şirin. Bu karakterleri ben yaptım bu arada. Çok kötü duruyor ama gerçekten böyle montajladım biraz. Tester falan işte. Şuraları kapıyoruz. Like, tester. Şuraları neden koydum hiçbir fikrim yok. Şöyle ağzını boyamayayım. Şöyle. Şimdi buradan geri böyle doyunluk yapacağım. Bakın 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 çok şirin. Bu arada yeni Discord sunucumuza hala hiç kimse gelmedi. O yüzden sizleri bekliyorum. Like şöyle. Boyamak istiyorum. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Mesela taşınmak istemiyorsunuz. Buradan hemen geliyorsunuz. Buradan filtreme yok. Buradan hemen kemençe. Tıkladınız. Sonra şöyle üstünden gidiyorsunuz. Yapamıyorsunuz ben bilmem. Sonra şöyle fırçaya geri dönüyorsunuz. Sonra her yeri boyabilirsiniz. Şöyle boyayalım. Boy, 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 boy. Bakın ne güzel oldu. Şimdi şöyle kemençeyi yine aldık. Şöyle ekleyebiliriz. Şöyle bu çok kötü duruyor. Hemen seni de ekleyelim. Böyle hemen geriden böyle boyu boyu boyu. Çok güzel. Tam istediğim gibi ama şöyle geri gideniz. Sonra kemençeye geriden tıklıyorum. Ben şöyle yapıyorum. Hep taşırmamak için ama kemençenin izi gitmiyor. Bunu ben de bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yorumlara yazabilir mi? Neyse bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kemal şey. Bakın. Hayır. Bye bye.